Yeni bir günden yeni bir video ile herkese selamlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Evde hazırlanırken vlogu başlattım. Bugün karnavala katılıyoruz. Bir önceki vlogta da söylemiştim zaten, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı var. Hala devam ediyor son iki günü. Bugün de Sheraton Otel'inde çok güzel bir davet var. Ona katılacağım. Karnavalın her etkinliğine katılmadım ama Sheraton'daki bu davete kesinlikle katılmam gerekiyor. Çünkü çok güzel bir davet olacak. Çok güzel bir etkinlik olacak. Ve yarın da sergi gezmek istiyorum. Normalde dress code yeşil ama yeşil bir şeyim olmadığı için böyle beyaz giydim. Şöyle beyaz ketenlerimi giydim. Takım gibi görünse de aslında takım değil arkadaşlar. Pantolonu vloglarımdan bir tanesinde göstermiştim. Oysha'dan. Geçen seriden beri gömleği biliyorsunuz zaten. Artık Adana'da havalar ısındığı için ketenler çıktı. Keten gömleğim de Zara'dan. Alt Oysho, üst Zara ama böyle takınmış gibi oldu. Çünkü kumaşı aynı. %100 keten olduğu için renkleri falan da tuttu. Föne inmem gerekiyor aslında ama onu düşünüyordum. Acaba evde kendim mi yapsam yoksa föne mi gitsem diye. Çünkü bir saç aksesuarım var. Onu da takacağız bugün. Bir dakika göstereyim. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda böyle taçlar takıyoruz arkadaşlar. Adana'dakiler bilir. Genelde turuncu renkte oluyor ama bu tacı da düğünden önce yaptığımız dış çekimde kullanmıştım. Bir ormanlık alandaydı çekimimiz çünkü. Güzel bir aksesuar. Tekrar kullanmak istiyordum. Ne zamandır da böyle karnavalı bekliyorum aslında. Bunu bilerek bekletiyorum. Mutlaka tekrar kullanırım diye. Bugün böyle olacağım. Saçlarımı da fönletirim böyle. Güzel olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum şu anda. Keşke cevap verebilseniz bana. Ben bu tacımı çok seviyorum. Çok da severek yaptırmıştım. Çanta olarak da bu Longchamp çantamı kullanacağım. İlk kez kullanıyorum. Yeni açtım tekrar paketinden. Bence güzel kombin oldu. Krem rengi Nike'larımı giyeceğim. Spor ayakkabıları giyeceğim. Sürekli kafamda bu tacı sakar mıyım bilmiyorum. Bakacağız. Ama güzel fotoğraflar çıkar diye düşünüyorum. Bakalım hadi aşağı inelim o zaman. Bir kuaför bulmam lazım. Benim kuaförüm şu anda o da karnavaldaymış. O yüzden mahalledeki kuaförlerden bir tanesine gireceğim. Saçlarımı şöyle bir dalgalı fön Arkadaşlar. Arkadaşlar. O kadar çok trafik var ki arkadaşlar. Adana kilit şu anda. Arabanızın boyutunu biliyorsanız trafiğe çıkın. Arabanızın boyutunu bilmiyorsan, hesaplayamıyorsan çıkma. Tamam. Mesela araban oradan geçebiliyor. Çıkım çok sinirli şu an. Hayır, Meltem beni arayacaktı normalde. Meltem'le beraber Sheraton'daki etkinliğe katılıyoruz bu arada. Meltem giremedi Gazipaşa'ya. O yüzden Burak götürecek beni. Evin olduğu yere, yani bizim evin olduğu yere. Giremedi Meltem. Burak şimdi özel ders arasında beni götürüyor. Ben bir de eve geri döneceğim. Ben ne güzel otoparka kadar girmiştim ya. Ya aşkım, ay çok çok trafik, size göstereceğim. Durum tam olarak böyle. Her yer kilit. Yani insan seli var Adana'ya. Keşke seni motorla gönderseydim. Motorla mı? Evet. Kimin motoru vardı? Paketçi. Tacım nasıl olmuş ya? Ben bu tacımı çok seviyorum ya. Tekrar kullandım. Güzel oldu. Hala tutacağım ama elimde, yani Abi. çıkartmıyorum. Düğünle alakalı en sevdiğim detay buydu. Yani bizim düğünümüzle alakalı. Ama bakın böyle değerlendiriyorum bu tarz etkinliklerde. Çok güzel oldu. Şimdi gidebilirsek eğer Sheraton'da görüşürüz. Arkadaşlar biz etkinliğe geldik. Sheraton'da çok güzel bir alandayız. Hem onu tabii de çıkartacağım. Hem de size güzel görüntüler çekmeye çalışacağım bakalım. İnşallah sesim geliyor. Çok güzel. Otelin tuvaletine geldik arkadaşlar. Işığa bakın. Ben de burada bir tane çekerim. Tam burada. Etkinlik daha başlamadı. Başlamak üzere ama. Saat 8:20 geçiyor. Şimdi tam başlar. 9'a doğru başlar diye düşünüyorum. Biz arka tarafta oturuyorduk zaten. Çünkü ayakta duracağımız bir sürolarda böyle oturma yeri yok. Yorulmayalım diye arka taraftaydık. Şimdi artık ön tarafa geçeriz. Get a drummer's a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. Thank you.
en güzel zamanlarındayız. Hepinize keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Bu akşam hepimizin. Çok eğlenelim. O benim dünya. Onunla sevebilen, onunla nefret eden. Öylesine güçlü, öylesine güzel. Öylesine benim olan. O benim dünya. Come on, Elena. What can you do? Geldi. 9 gibi çıkarız demiştik ama ortam bayağı güzel. Çıkan grup bayağı iyiydi. Hatta Burak'a demiştim ki erken geliriz, bizim sokaklarda gezeriz. Çünkü tam karnavalın göbeğinde oturuyoruz. Grup hala söylüyor bu arada. Ama şu anlık buradayız gibi duruyor. Meltem de çok keyif aldı bayağı. Hem arkadaşlarımızla da karşılaştık burada. Onlarla beraberiz bakalım. Günaydın, yeni bir günden herkese selam arkadaşlar. Dün akşam çok güzel bir etkinlikteydik. Karnavalın bence en güzel gecesiydi. Zaten neredeyse sonuna kadar da durduk. Sonra eve geldik. Ayakta durmaktan belim falan ağrımıştı. Direkt bayıldım. Bugün karnavalın son günü. Dün de bahsetmiştim galiba. Görmek istediğim bir sergi vardı. Refik Anadolu'nun böyle mercan rüyaları sergisi. Bütün Adana gitti neredeyse. Ben hafta içi çalıştığım için gidememiştim. Bugün son günü yetişeceğim diye umuyorum. Umarım kalabalık olmaz. Şimdi biraz şöyle hazırlandım. Dünden zaten saçlarım fönlüydü biliyorsunuz. Üzerinden geçtim sadece. Dün bembeyaz bir kombin yapmıştım. Bugün siyah bir kombin yaptım. Şöyle geriye çekelim, kombinimi göstereyim size. Altımda Trendyol'un keten bir pantolonu var. Bu pantolon o kadar güzel çıktı ki arkadaşlar. Tam yazlık, baharlık bir pantolon. Belden bayağı bol duruyor ama çok rahatsız etmiyor. Çünkü böyle oversize duruyor ve birazcık paçaları, uzun paçalarını yaptıramadım ama katlayacağım. Üzerimde Zara'dan bu baharlık tişörtüm var. Bunu ikinci giyişim. Daha önce de bir çekimde giymiştim. Yine takip edenler bilirler. Çantamı hazırlayıp çıkacağım. Önce Meltemlerin yanına geçiyorum. Kahve içeceğiz. Daha sonra Perihanlarla buluşup sergiye beraber gideceğiz. Evet, günün planları bu şekilde. Ben şimdi son hazırlıkları yapayım. Dışarıda görüşürüz. Biz buluştuk arkadaşlar kızlarla. Selam. Gül'le tanışın. İzmir'den arkadaşımız. İzmir'de evet görüşmemiz lazım. Biraz önce bana kızdı. Balımdaki kalbe dikkat eder miyiz? Arkadaşlar. Kanki daha çok başka bir şeye benzetti ama yine de sen bilirsin. Perihan ve Elif'le buluştuk. Şimdi müzeye doğru gidiyoruz. Müzenin son günü olacağı için de çok kalabalık olacağını düşünüyoruz ama yine de bu yola baş koyduk. Orada görüşürüz. Mercan rüyalarını izledik. Aşırı keyifli ve aşırı etkileyiciydi. Size de gösterdim zaten. O kadar güzeldi ki. Şimdi hemen müzenin devamında eski Adana evlerini temsilen bir müze oluşturuldu. Aslında burası yeni oluşturuldu. Biraz da orayı gezelim sonra çıkacağız. Nasıldı? Çok güzeldi. Mülayim gerçekten. Çok beğendim. Biz 3 tur falan izledik değil mi? İzledik.
renklerin, tüm her şey, her detayını tek tek inceledik. Evet ya. Çok sıcaktı ama o anda zaten bunu hissedik. İçerisi çok sıcaktı gerçekten ama renkleri ve gerçekten o detayları ruhumuza kazıdık. Büyülendik. Hadi devam edelim. Giyim, kuşam, geleneksel el sanatları ve yemek kültürü. Bence oradan başlayalım. Bu tarafa doğru ilgi alanımız. Merhaba arkadaşlar. Ömer fotoğraf çekilirken ben de size burayı göstermek istiyorum. Gelin odası. Şu şekilde. Burada hem İngilizce hem Türkçe bilgileri yazıyor. Ve Adana'nın meşhur yeni dünyaları. Burada fotoğraf çekilme çabaları. Bu şekilde çok keyifli, yani, çok tatlı bir yer. Uzun yürüyüşler sonunda bizim evin altındaki Flow Cafe'ye geldik. Burası Peri ile bizim favori kahvecimiz. Biraz ferahlama ihtiyacımız var ve çok iyi geldi. Birazcık soğuk bir şeyler içiyoruz burada. Artık buradan sonra ben eve çıkarım. Çok yoruldum çünkü sabahın 10'undan beri dışarıdayım. Siz ne yapacaksınız? Festivale yarım saatle uğrayacağız. Bakalım girmemize çıkmamız bir de olabilir. Gezebiliriz. O anki atmosfere bağlı. Burak dışarıda şimdi erken gelse belki biz de şöyle bir yürüyüş yaparız. Ya da misafir gelecek mi hala belli değil. Onlarla da bir haberleşmem gerekiyor. Bize misafir de gelebilir. Ama Burak erken gelirse biz de son kez böyle festival için bir yürüyüş yapabiliriz. Şimdilik burada oturuyoruz. Ya buradan sonra eve çıkacağım ya da Burak'la buluşup tekrar şöyle bir yürüyüş yapacağız bilmiyorum. Kamerayı açarım. Aynen. Şimdi İhsan'la Burak önden buluşmuşlardı. Onların yanına geçiyoruz kahve içmeye. Dışarıdayız, hala dışarıdayız yani. Ben sabahtan beri dışarıdayım ya. Bugün üçüncü lokasyonum gerçekten. Kalmışsınız köşeye. Siz dedikodu mu yapıyordunuz? Dedikodu mu yapıyordunuz? Sonra konuşuruz. Yanına tuzlu bir şeyler mi istiyorsun? Tatlı istiyorum. Tatlı mı? Sen yiyecek misin? Ya canım istemiyor şu anda ben hiçbir şey. Ben de çok istemedim. Bir kahvemi içim önden. Ama sanki şu ikisi çok güzel görünüyor. Bir fırınabilir. Aynen. Sütü bol olursa sevinirim. Burak'ınkini devam ederim. Tamam. İstiyor musun peki tatlı? Yok aşkım. Ben de sonra. Birazcık içeriği gezelim. Olana kadar. Çantaları çok güzel değil mi? Evet. Falan. Evet o çok tatlıymış. Tam kışlık ama ya. Kadife ama çok güzel lacivert bir kadife. Çok güzel. Çok pratik. Tam seyahat. Rengi kötü ama olsun yine de güzel. Bir renk de tatlı aslında. Açılır. Bu da pratik. Bu da güzel. Bu daha seyahatlik. Her şeyi alır. Beni de güzelmiş. Şunlar yeni. Sepetler gelmiş. Hasır sepet. 400 TL'ymiş. Bu da yine örgü sepet. Bu ne kadarmış? 480 TL'ymiş. Evet. Bak dönüyordu. Ay benim böyle bir şeye ihtiyacım var aslında. Ben bundan aldım. Banyodaki çok eski de benim ya. Ben de aldım böyle bir şey. Arkada da var iki tane. Bornozları takıyorsun. Ha güzel. Karşılıklı. Camdan arkasında iki tane var. İki tane bornoz asabiliyorsun. Anladım. Ama bunun derinliği daha güzel. O derin değil düşüyor. Beyazı da var. Ay şaka yapıyorsun. Ya dün tahmin etmiştim. Deniz oluyorum. Deniz oluyorum. Aynı zamanda hala da oluyorum ama. Darısı başımıza. Söyleyin, Melisa yitirsin artık söyleyin. Ben konuşmadan önce aradım dedim söyledin mi dedim söylüyorum. Sakın söyleme birlikte söyleyelim. Ben de dedim ya resim var bende. Gel. Aynen. Ben bunu aldım. Ben ilk önce gecikseydik sana söyleyecektim burada. Melisa da zaten Gizem'e söyler diye. Baktım geliyoruz deyince. Arkadaşlar çok sevindim ya. Ya.
Çok duygulandım. Biraz önce duyuldu mu bilmiyorum. Duyulmamıştır belki. Kamerayı açar mısın dedi. Çok değişik bir şeker vereceğim dedi. Gösterirsin aynı zamanda. Nereden geldi dedi. İtalya'dan. İtalya'dan geldi. Çok farklı bir şey dedi. Ne göster dedim. Yok yok kamerayı aç dedi. Ya şekerimiz. Küçük şekerimiz. Görünüyor mu? Ama o eski fotoğraflar. Şimdi daha kaç aylık oldu aynen sonra? 2,5. Daha önce 2,5 aylık. Dün 2,5 oldu tam. O yüzden kilo aldım. Ben de tahmin ettim ama. Evet, etti. Biz dün İhsan'la karşılaştık, dedi ki Melisa evde dedi, biraz rahatsız, midesi falan da bulanıyor. Yoksa dedim, de yok. Beklediğim şey mi dedim, yok ya diyor. Kötüydüm biraz, ne oldu? Ben hiç sorma alerjim ama midem, ben böyle ikisi de. Biz bebiş haberini öğrendik, üzerine sohbetimizi ettik. Şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sokakta şöyle ip gibiyiz. Benim sabah gittiğim, daha doğrusu öğlen gittiğim mercan rüyalarını görmeye gidiyoruz hep beraber bu sefer. Burak'ın da görmesini çok istiyordum. Zaten bizimkiler de hiç gitmemişler. Bugün son gün. Hatta son 2 saat falan kaldı serginin bitmesine. Onlar da görsünler diye yakın zaten yürüyoruz. Bu arada festival alanı da burası. Şu anda içeride konser var. Daha doğrusu alanlardan bir tanesi. Şöyle kenardan, yoldan yürüye yürüye ilerliyoruz. Bakalım beğenecek misiniz? Ben çok beğendim çünkü. İhsan nasıl? Çok güzel. Bugün son günmüş, fişi çekmeye geldi. Birazdan kapanacak ekran. Melisa? Güzel değil mi? Şu anda Atatürk Parkı'ndaki festival alanına geldik. Çünkü Burak'la İhsan yemek yiyeceklermiş. Sen yiyecek misin? Waffle mı? Ağzımız dolsun. Antalya'dan geldik. Nereden geldik? Antalya'dan geldik. Antalya'dan gelmişiz. Festival için geldik. Bu tadı almadan da gitmek istemiyoruz. Adama öyle diyecek. Daha güzel yapsınlar diye mi? Bir ton döner böyle merdivene çıkarak kesiyorlar. Var. Bak bunu videoda gördük, geldik. O tada erişecek miyiz acaba? Allah'ım severim ben ya. Antalya'da böyle bir tat göremez. Bak. Kardeşler. Yani parasını verse böyle reklam. İhsan buraya gelirken şöyle bir hikaye yazdı. Biz Adana'dan değiliz. Antalya'dan geldik. Çünkü şehir dışından gelenlere daha fazla ilgi. Daha özen gösteriyorlar. Daha özeniyorlar. Daha fazla koyuyorlar diye. Antalya'dan geliyoruz. Ürünüz uygun falan dedi. O yüzden bayağı ikram falan da ettiler. Şimdi bakalım yapıyorlar dönerleri. Nasıl İhsan? Değil aslında. Evet, çok bak. Ekmek gibi duruyor. Yok, yok, bir bakayım. Ha. Direkt ete tamam. Ulaşabiliyorsun. Hop. Ama sanki tavuk etinin tadı da güzeldi değil mi? Sen bayağı beğendin. Mangal gibi ya. Közde yapıyorlar. He, közde. Ya. Aynen. Pak fırın 1. İki bura, 3 Antakya. Pak fırın değil, aynen. Pak fırın. O 1. Nerede o? Sanayide, Halil Cumartesi gidelim. Kuru kuru işletiyorlar. Ve şey modundalar, hani büyütmeyeceğiz. Öyle, butik alacağız. Çalışma şeyleri sabah 8, akşam 5. Beş. Şey gibi diyor. Çok iyi. Bitirince kapatıyorlar. Öyle düşünüyoruz. O kafadayız diyor. Daha fazlasına gerek yok diyor. Kazanıyor zaten. Bizim okula gönderiyorlar. He, anladım. Şehir için açmayı düşünmüyorlar. Günaydın. Dün o kadar yorulmuşum ki hala ayılamadım. Kameranın şarjı bitmek üzereydi. Gecenin devamında kamerayı açmadım ama çok da bir şey yapmadık. Biraz daha gezdik, dondurma yedik ve evlere dağıldık. Ben gelir gelmez duş aldım ve bayıldım. Çünkü dün biliyorsunuz sabah 10'dan beri ayakta ve sürekli hareket halindeydim. Ve her yere yürüyerek gittim. Araba kullanmak karnaval zamanında imkansız olduğu için her yere yürüyerek gittim. Bayağı bir kalori yaktım galiba dün ben. Ve eve gelir gelmez dediğim gibi duş aldım, uyudum. Birazcık fazla uyumuşum hatta. Yüzüm gözüm şiş.
Sabah kalktım birazcık kaşlarımı da toparladım böyle. Nasıl olmuş? Şimdi biraz da yorgunluğumu gidersin diye şu soğuk maskemden takacağım yine göz altlarıma. Sonra bir kahve demleyeceğim. Ve bu sırada da videoyu kapatacağım tabii ki. Bu video birazcık böyle oldu arkadaşlar. Yani karnaval videosu gibi oldu. Ki zaten ben de öyle düşünmüştüm. Ama evde zaman geçirmeyi de çok özledim. Evde yapacağım düzenlemeler var. Özellikle mutfakla alakalı. Aklımda bu videoyu kapatıp diğer videoda beraber yaparız diye düşünüyorum. Bu video dediğim gibi birazcık karnaval videosu oldu. En azından bizim katılabildiğimiz kadar. Karnaval 8 gün kadar falan sürdü. Ve her bir etkinliğe katılmasak bile bizi çok yordu. Çünkü evimizin dibindeydi. Yani merkez Gazipaşa olduğu için biz de neredeyse her gün karnavalın içindeydik. Yani sesler, müzik, balkonda oturup dinleyebiliyorduk. Ben şimdi içeriye geçeceğim, kahve demleyeceğim ve işe hazırlanacağım arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi ve bu platformda görünür kılmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Yorumlar kısmında her zaman buluşuyoruz biliyorsunuz zaten. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ve her zaman olduğu gibi takipte kalın.